Arkadaşlar selam, yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım mutlusunuzdur. Oyuna yeni bir amblemler geldi, biliyorsunuz yeni amblem düzeni, her şey değişti ama o kadar da değişmedi. Ben şimdi size küçük bir açıklama yapıp bu amblemleri anlatacağım. Sonrasında Selena'ya nasıl bir amblem tercihi yapabiliriz bunu göstereceğim ve amblemler hakkındaki soru işaretlerinizi gidereceğim. Öncelikle hiç korkmanıza gerek yok. Bu videoyu izlediğiniz zaman kafanızdaki soru işaretlerinin hepsi gidecek. Önemli noktalara değineceğim zaten. Sizden isteğim arkadaşlar, bu videomuza şöyle bir like atarsanız, bir de yorum yaparsanız ki daha fazla insana ulaşsın, daha fazla insana amblem konusunda yardımcı olabileyim, kafasındaki soru işaretlerini giderebileyim. O yüzden bu videomuza beğeni atmanız önemli. Hızlıca başlayalım. Sonrasında da oyunumuza geçeceğiz. Yeni itemle, yeni amblemlerle bir tane Selena maçı var. O maçımıza geçeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi amblem sayfalarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Bu ildim şu an bu değil bu arada. Bu ildi bu zannetmeyin. Birazdan dizeceğiz. Öncelikle amblemleri bir anlatayım. Buraya girdiğiniz zaman sizi böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi en önemli noktayla başlıyoruz. Şu an gördüğünüz şu büyük rünümüz var ya, yani yakma koyabildiğimiz, işte bilmem bunu koyabildiğimiz, şunu koyabildiğimiz, artık bu rün sizin büyü gücünüzü bilmem nenizi etkilemiyor buradan seçtiğiniz şeyler. Yani şunu söylemek istiyorum. Örneğin ben gidip buraya Selena oynarken şunu koyabilirim. Bak şimdi. Bunu koyduğum zaman, kaydettiğim zaman ben hala, bak sağ tarafı görüyor musunuz? 30 büyü gücü, %5 bekleme süresi, 8 büyü nüfuzu diyor. Hala bunları kazanıyorum arkadaşlar. Buraya dikkat. Yani benim burada seçeceğim o anahtar ürün, aa bu AD ürünüydü. Eskiden öyleydi. Bu şu an AD ürünü falan değil. Bu şu an size kazandırdığı şey, rakip kahramanı öldürdükten sonra canınız yenileniyor ve hareket hızı kazanıyorsunuz. Yani bu şekilde bile Selena oynayabilirsiniz. Bu amblem sisteminin en büyük güzelliği burası. Aradaki sınırları, kuralları kaldırıyor ve birçok çeşit kombinasyon yaparak oyun stilimizi değiştirmemizi sağlıyor. Yeni yeni şeyler deneyebiliyoruz. Farklı oyun stilleri oluşturabiliyoruz. Şimdi güzelce devam edelim anlatmaya. Örneğin ben buradan bunu seçerim, atıyorum. Şuradan da mesela bak, bu da eskiden AD amblemiydi, biliyorsunuz ki. Suikastçilere giriyorduk örneğin. Yalnız hedeflere daha fazla vuruyoruz. Ben şu an bunu AP hero'lara da alabiliyorum. Ve hiçbir şekilde ben bunu aldım, aa AD kazanacağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hala AP'yim. Şu üstteki gördüğünüz barlar var ya. Buradan seçtiğiniz özelliklere sahip oluyorsunuz. O AP, AD olayını buradan seçiyorsunuz. Mesela AD hero oynamak istiyorsun suikastçı. Bunu seçeceksin. Ondan sonra geleceğin, atıyorum buraya. Şunu seçeceğim. Artık bu büyü hasarı değil sadece. AD olarak da yakma uyguluyor. Yani bu aradaki kurallar kaldırıldı. Uyarlanabilir hasar diyor. Uyarlanabilir hasar şu. AP'niz fazlaysa AP vuruyorsunuz. AD'niz fazlaysa AD vuruyorsunuz. Yani ben gidip de atıyorum Hayabusa'ya yakma alabilirim. Bunu buraya koyarım. Hayabusa'ya gidip bir de şuna girerim. Atıyorum bir de hareket hızı. Şu an hem yakmam var, hem yanlış hedeflere fazla vuruyorum. Üstüne bir de AD suikast cemlemim var. Bak kaydediyorum. Giriyorum buraya. Bak görüyor musunuz? Şu an sağda gördüğünüz özelliklere sahibim. Mesela atıyorum savaşçıyı seçtim. Gidip içeriğini istediğim gibi değiştirip sağdaki özelliklere hala sahip olabiliyorum. Ha, gidip üstüne büyü gücü eklemek istiyorum. Atıyorum büyü cemlemine girdim. Ekstradan büyü hasarı falan istiyorum. Bak birinciye giriyorum buradan. Üstteki kılıç gibi olana basıyorum. 16 uyarlanabilir saldırı diyor. Uyarlanabilir saldırı. Oyunda AP'niz fazlaysa AP. AD'niz fazlaysa AD. Tekrar söylüyorum. Bunu seçtiğim zaman saldırı gücü kazanacağım değil. Büyücü oynuyorsam AP kazanacağım. Bunu alırım. Üstüne giderim, şuradan atıyorum. Ne alabilirim? İtemleri düşürme alabilirim fiyatını. Bunu koyarım. Şunu koymayı unuttuk, bir saniye. Düşen. Oradan sonra da giderim, atıyorum. Adamı kesince hareket hızı kazanayım. Yakma istemiyorum. Bak AP atıyorum. Selena'yı böyle oynayacağım. Şu an ne kazandık? Ekstradan saldırı değil de büyü gücü kazandık. İtemleri ucuza alıyoruz. Bir de hareket hızı kazanıyoruz. Mesela örnekler bu şekilde. Umarım oradaki ince çizgiyi anlamışsınızdır. Daha doğrusu artık çizgi falan yok. Olay da zaten bu. Çeşit çeşit şeyler deneyebilirsiniz. Amblem sisteminin genel olarak mantığı bu. O yüzden sakın korkmayın. Gördüğünüz bütün resimler verdiği özellikler eski amblemlerle aynı. Sadece kombine etmeniz gerekiyor. Üstten hangisini seçerseniz AP mi AD mi, o zaman karar veriyorsunuz. Sağdaki özelliklere bakarak. Şimdi Selena için hemen sizlere bir tane yapayım hızlıca. Daha sonrasında başka amblemler de yapacağız. Bu genel bir amblemimiz olsun. Öncelikle bu ildi hızlıca yapıyorum. İlk item arkadaşlar, atıyorum şunu koyalım mana botumuzu. İlk item ya akıllı asa alırız ya da şu itemi alırız. Aynı geçenki mantık gibi, karşı kırılgansa Sterlium tırpanı alırız ilk itemden. Eğer karşı tank ise ilk item akıllı asa, ikinci itemden bunu alırız.
Üçüncü item benim fikrim şu anda parlayan asa olması gerekiyor. Dördüncü item karşı tank kasıyorsa adalet kılıcı yoksa yıldırım copu gibi bir tercih de yapabilirsiniz. Bunu da şimdiden söyleyeyim ama ben kendim tryhard bir build yapacağım şimdi. Son iteme de atıyorum. Bunu koyacağım ya da kanat koyacağım. Şimdilik bunu koyuyorum. Son iki item değişebiliyor. Benim ilk üç itemim bu olacak arkadaşlar. Onaylıyorum kardeşim. Emblemime geliyorum. Selen emblemim ne olacak? Ben yakmayı çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden yakmayı buraya koyuyorum. Yukarıdan büyücüm seçili. Buraya dikkat. Buradan item azaltma almasam da olur şu anda. Onun yerine ne alabilirim atıyorum. Yalnız hedeflere fazla vurmak. 10 numara olur yemin ederim. Koridor iten yalnız adamlara dalmayı seviyorum. Atıyorum. Tek başına yakaladım. Midi tek başına yakaladım. Daha fazla vuracağım. O yüzden bunu kuşağım. Geliyorum buradan. Fazladan büyü gücü istemiyorum şu anlık. Hareket hızını sevdiğim için hareket hızı koyuyorum. Bunlar tamamıyla sizin oyun stilinize göre değişir. Bunu koymayı unutmuşuz. Yakma koy. Benim şu an genel olarak oynayacağım tarz bu. Ama sürekli de değiştireceğim. Maçına göre, oyununa göre ve farklı videolar çekmek için bunları değiştireceğim. Kaydediyorum. Ahanda bu şekil. Maça şu an böyle gireceğim. Ama maçı bundan önce çektiğim için maalesef item yanlışlıkla önce akıllarsa itemini önerdi. O yüzden onu satıp sonradan buna geçtim falan. Maça geçince görürsünüz. İlk itemden bunu aldım ki direkt hasarını yeni itemi size gösterebileyim. Olay o. Onun dışında yorumlara farklı emblem fikirlerinizi, farklı build fikirlerinizi yazın. Videolarını çekeyim ve soru işareti varsa kafanızda, hani şu an anlatmayı unuttuğum bir şey varsa onu da sorun. Sorularınızı da cevaplayacağım. Yorumların hepsini okuyacağım her zamanki gibi. Haberiniz olsun. O zaman daha fazla sizleri bekletmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni emblemler, yeni itemle Selena'ya hazır mıyız? Heyecanlı mısınız? Ben heyecanlıyım kardeşim. İlk itemden bu Starlium tırpanını alacağız. Bakalım nasıl bir şey. Hemen dolaş alacağız da bir dakika. XP koridorundan 2 olaydık ya. Unuttuk her şeyi ya. Alacağım, sakin ol paketi. Alacağım dur. Bekle. Bekle, alacağım lan. Oğlum alacağım lan. Alacağım bir tane minyon. Tamam alıyorum. Özür dilerim. Senin suçun yok. Benim suçum. Unuttum şeye gitmeyi. Oğlum trolleme. Aman. Mutluyorum. Hiç uğraşamam. Video saatim azıcık var. Şu maçı hızlıca taşıyıp gidiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Direkt mutayı basarım. Sen mitte takıl. Ben oyunu taşırken sen takıl kardeşim. Neyse onu moralimizi bozmuyoruz. İlk itemden Starlium tırpanını alıyoruz. Normalde gölge bıçakları ve felaket tellalı oynuyorduk. Ama ikisi de gitti arkadaşlar artık. Bu bize bir item hakkı kazandırıyor. O itemimiz ne olacak birazdan göreceksiniz. Onun yerine de Starlium tırpanı alıyoruz. O ikisi yerine. Hadi bakalım. O adam nerede? Gelsene bana gel. Gel alo Brody alo. Kardeşim benim. Bak yakaladım bunu. Vur ağzına vur vur. Tamamdır güzel, ben vurdum. Gayet iyi. Hala fidliyon mu? Bir tane arkadaşlar bak, bir tane minyon aldığım için adam fidliyor şu an. Görüyorsunuz değil mi? Dur seni kurtarırım, dur sakin sakin, korkma korkma korkma. Kurtaracağım, kaç. Kaç lan. Tamam. Güzel, bunu da kurtarmış olduk. Go best. Ölmezsin değil mi? Bak ben gidiyorum. Ölmezsin değil mi Brody? Manalızı fullleyelim. Devam. Artık trolleme kardeşim. Yeter tamam. Bir minyon. Tamam bırak da artık. Oğlum ben yine akıllı asa almışım. Bak ya. Arkadaşlar bu ilt kafayı yedi. İtemler silindiği için benim bütün bu ilim değişti. Bu yüzden de maalesef sıkıntı çıkıyor. İtemler yanlış öneriliyor. Tamam mana botumuzu alalım. Onun pasif var mı? Dur bakayım. Şuraya doğru bir sniper. Okey kestiniz. Güzel. Kesemeseydiniz de ben sniper'ı koyuyordum. Akıllı asanın minnak itemini aldık ya yanlışlıkla. Halbuki ben şu itemi gösterecektim. Sırf size bunu göstermek için satmadım mı peki? Satacağım bu arada onu. Normalde bunu asla yapmayın. Kötü örnek olmak istemem ama videonun konusu direkt bu olduğu için erkenden alıp ilk item hasarını göstermek istiyorum. Amacımız bu. Buna da bir tane. Oğlum ne yapıyorsun? Sapık mısın? Azıcık canıyla adamın yaptığına bak. Da görmedi bizi büyük ihtimal. Güzel. O kimdi? O kimdi? O kimdi? Öldük mü? O kimdi, ben tam göremedim. Burada mı hala? Anında burada. Atıyorsan at skillini. Bir dakika, beni kurtarabilecek misin dostum?
Öldüm kardeşim. Bay bay. Güzel. Bak trollenecek bir şey var mıymış? Allah'tan Neuron bozuk da hemen toparlayabiliyorsun. O hareketi ben yapsam bittim arkadaşlar. Dikkat. Oynarken uygunsuz mesajla karşılaşırsan skor tanısın. Daha önce biraz daha öyle. Ha, bana küfür mü ediyor şu an? Tamam, engelledim zaten. Oyun birazcık geç oldu. Uyarın için teşekkürler. Ama engelledim. Sağ ol. Adamsın. Geliyorum oraya, geliyorum. Saldır, saldır, saldır. Korkma. Ben buradayım. Saldır. Alo. Oğlum korkma lan, korkma lan. Bak yakaladım. Bu kadar. Olay bu. Gel Blues'unu çalalım. Gel 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 gel. Ne kadar kaldı iteme? Daha çok var ya. 600 gold zarar ettik o şeyden ya. Ha, bana salacaksın sandım ama ayıp değil mi yaptın? Duygularımla oynadın. Öyle doğru bir adet stun atsam yemezler maalesef. Al sana bir tane boncuk kardeşim. Bak şimdi arkadaşlar, tahmin etmeyeceği yerden stun atmak ne demektir izleyin. Ve turtle'a gidebilirler ya. En iyisi şuna gank atalım. Geliyorum dostum, dayanıyorsun, dayanıyorsun, geliyorum. O beni gördü. Selamlar. Selamlar kardeşim. Bak bunun da ne yaptığı o kadar belirsiz ki. Aaa, ben bundaki şeyi unuttum ya. Öf, saçma sapan öldük arkadaşlar. Burayı görme. Alo. Alo arkadaşlar, sesim geliyor mu ya? Ne oldu az önce ya yine? Garip garip olaylar kardeşim. İlginç. Let's go. Hiç sıkıntı yok. Birazdan intikamını alırız. Acilen şu itemi bitir. Öncelik hedefim bu. Al onun pasifini. Adamsınız. Tamamdır. Güzel. Şimdi Bruno'dan intikam almaya gidiyoruz arkadaşlar. Alev atışını niye atmadın diyeceksiniz. Adam çok dengesiz birisi. Bunu ilk baştan görmüştük. Bak bak bak, kaçıyor. Bak 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 bak. Yapıştır yapıştır yapıştır. Tamam, güzel. Bak bu geldi, bu geldi, bu geldi. Bir tür dikkat. Bana mı dalacak? Oğlum çok vuruyorsun lan sen. Harbi bu kadar vurma. Bu ne? Bak yakaladım. Ama Harley de geldi. Kestin de mi onu? Ben de bunu inşallah ısırabilirsem. Hadi lan artık. O da ölecek. Bay bay kardeşim. Harika oyun. Hiç sıkıntı yok. World Shutdown aldım. Double kill aldım. Daha ne olsun? Gayet güzel. Dehşet darbesi de bitti. Dehşet darbesi becerim açıldı. Artık canı az olan rakiplere ekstra hasar vuracağım. Hahaha. Güzelmiş. İlk itemiz de bitti. Bak bir anda. Bir kille neler değişti. Canın yanında kahverengi olan ne? O ne lan? Vallahi bende öyle bir şey yok. Bilmiyorum ne demek istediğini. Size ne demek istiyor arkadaşlar? Adam ultiyle gidiyor lan. Buradan Lemort geçer mi diye az bir şey bekliyorum. Geçmiyor gibi. Bak bu ittirmesini harcadı ama ultisi var ki. Sen bile ultisini almak lazım onun. Kanser kanserciloları almışlar yine. Üstte hemen yardıma geliyorum. Sakin ol. Bak buradan geliyor Harley. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Ya of. Of harbiden ya. Bir durun da itemin hasarını deneyelim ya. Eritmeyin adama. Açıyor ha o tarafa. Dur bakalım. Ben ölünce gelin. Oğlum ben sana ne kadar geldim lan. Ayıp değil mi bu yazdıkların? Sana en çok ben geldim. Geri çekil, atma bana. Burada sinsice bir işim var. Bu şekil. Ölür mü? Nice. Güzel. İşte bu. Sen de onu kestin. Adamsın. Huawei serisinden canımızı dolduralım. İtemin hasarı güzel. Esas önemli olan ıstırık hasarı. Bakın arkadaşlar, verdiği şeyler 70 büyü gücü, bekleme süresi düşürme, can çalma, mana yenileme. İtemin vermediği hiçbir şey yok. Ve yine o ıstırma olayında da ekstra bize hasar sağlıyor. Yetenek kullandıktan sonra diyor. İlk temel saldırısı diyor. Q'muzla temel saldırı olduğu için hem gerçek hasar diyor. Hareket hızı kazandı. Oha bu ne kardeşim? Bu nasıl bir item? Oha. Şimdi ikinci itemimiz parlayan asa olacak. Ona akıllı asa alırız. Bakarız bir çaresine. Okey, kaçtı. Bekle bekle. Ben seni tahmin etmeyeceğin yerden atacağım. Bekle. Bak işte onu yok etti. Güzel. Bu buraya doğru gidiyor. Anında yakaladık. Ama maalesef pasifi var. Oğlum o stun değilse var ya. Oy çok
çok çok güzel stun olurdu o. Keşke değseydi ha, içim gitti. Bir dakika durun. Bir dakika arkadaşlar. Çok küçücük. Küçük bir işimiz var, durun. Minicik minicik minicik. Nice. Nice nice nice. Bak onu da yakaladım Mepek'le. Güzel. Olay budur. Ben öldüm. Ben öldüm. Aa, adamı da kesti. Güzel. Bak onu yakaladık. Bekle bekle, benim stun'ımı bekle bekle. Kuleyi zaten açacak. Oğlum gözükme lan. Gözükme lan. Azıcık sabırlı oyna lan. Bak burada adam. Birden bana da bak. Beni bekle. Ölme bak. Ölme. Yani şu an bu tamamıyla senin suçun. Cidden. Başka hiçbir şey değil yani. Ondan sonra yazıyorsun. Kimse gelmiyor diye ağlıyor arkadaşlar. Adam ile olmuş. Defolun tutun. Tamam bak, hesaplanmış tuzağım var orada. Okey, kestin zaten. Tek yapacağı bekleyip benim stun'ımı beklemek. Ama maalesef yapmıyor. Bir dakika. Pusuya yiyebiliriz. Dikkat. Ağzımızı ayırıp gezmeyelim. Bak haldeye geliyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Bak geldi, gördünüz mü? Hasar denemesi. Oy! Güzel. Güzel. Oğlum tek itemle iki item gibi bir şeyiz şu an. Harbi tatlı. Bu item bize... Bunu aldığımız için gölge bıçakları ve felaket tellalı gittiği için bir item hak kazanıyoruz. Burası çok önemli. Önceden de söylemiştim gelmeden önce. Bu sayede bu ilimize bir item daha ekledik. Nedir o? Parlayan asa ya da ne? Yıldırım copu ya da istediğiniz farklı bir item. Gerçekten OP. Eğer de ilerisine doğru attım, kaymadı. Bu arkadaşımız çok dengesiz oynuyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacağını tahmin edemiyorum. Maalesef. Oğlum 100 canı kaldı. Şaka mısın lan sen çocuk? Harbi beni sinirlendiriyorsun ha. Bak nereye gitti mesela şu an acaba? Acaba nerede şu an? Ben öldüm sanırım bu sefer. Yavru ceylanım. Yerimi belli etmeyeceğim de bu yerimi öğrenmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle öleceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Sakin, ölmeyeceğim. Yok öyle bir şey. Hale, hale gel oğlum. Gel oğlum hale, gel oğlum hale. Gelmiyor. Ne peki olduğunu biliyor az önce ben. Buraya girecek mi? Ne yapıyorsun lan sen? Manyak şey. Ne yapıyorsun? Al sana kardeşim, bir tek de sana. Hasar çok tatlı arkadaşlar. Çok 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 güzel tatlı hasar. Oyunu bitirmeyin, bir tane daha tek atalım. Şimdi diğer itemimiz akıllı hasar, mantıklı. Üstüne yıldırım copu bile alınır, yapılabileceklerin sınırı yok. Bütün her şey değişti şu an. Amblem olarak da bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Bir sürü Selena videosu geliyor. Hazır olun. Farklı farklı amblem kombinasyonları, item kombinasyonları. Ne isterseniz. Bak mesela o adam niye şu an azıcık canıyla duruyor? Sen bir başımdan git. Teşekkürler. Bana geliyor bak, bana geliyor. Manyağa bak bak, manyağa bak, manyağa. Al öyle kalırsın. Ölmeyin lan. Bir şekilde ölmeyin. Bir şekilde. Arkadaşlar çok sıkıntılardayız şu an. Beni unuttunuz mu? Ben gidiyorum o zaman. Bay bay kardeşim. Beni unuttunuz demek. Bay bay. Adam beni büyük ihtimal ilerlerde aradı. Ben de orada kaldım. Güzel oldu arkadaşlar. Yılan gibi kaçtık. Hasar çok tatlı. Gerçekten çok iyi. Üstüne bir de parlayan hasarın mükemmel hasarını katınca bum bum bum. Kazanacaklarını sanıyorlar. Yani kaybedebiliriz, evet. Oyun bu yani. Aşamadı bile lan. Okey. Bekle, bekle. Diyelim orada bir hasar denemesi. Gel bakalım. Of çok iyi. Alfa da buradan, o hasar benden çıktı. Alfa bak, benim şu an pentamı çalıyorsun ha. Sağ ol kardeşim. Alfa'yı bir öldürün ya rakip takım. Bir hasar deneyeceğim de. GG. Güzel, zevkli bir maçtı. Tam potansiyeli oynayamadım. Tabii ki güzel oynadık da yani. Tam potansiyeli oynayamadım çünkü videoyu yetiştirmem gerek. Kusura bakmayın o yüzden. Tam potansiyelden kastım da şu bu arada. Hani öyle bekleyip hani iyice dolanıp tahmin etmeyeceği yerlere çok falan geçemedim. Taktik yapamadım. Çünkü şu an saat 18.55 ve bu videoyu benim 7.30'a yetiştirmem gerekiyor. Amblem öğreticisiyle birlikte. O yüzden de hızlıca bitirmeye çalıştım elimden geldiğince. O yüzden kaçan stunlar için kusura bakmayın. Umarım zevk almışsınızdır. Yeni itemimizin gücü bu şekilde. İnanılmaz şekilde tek atıyor. İki itemi bildiğiniz tek başına gücünü sağlayabiliyor. O derece söylüyorum şu anda. Üstüne de başka itemler kasıp farklı şeyler yapabiliyoruz.
amblemlerle, itemlerle bir sürü video gelecek. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Onları da deneyelim. Yeni itemlerle, yeni amblemlerle ilgili. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low. But I like it when I'm